araç sahibi olmayı düşünenler, ekran başına sevgili izleyiciler. Bugün Avrupa'nın en büyük galericiler sitesindeyiz. Bugün Kadir Özdere'den araba alımına dair ve mesleğe dair merak edilenleri öğreneceğiz. Otomobil satın almayı veya değiştirmeyi düşünenlerin dikkatini. Bugün başkent Ankara'nın ünlü galericiler sitesine çeviriyoruz kameralarımızı. 14 yıldır galericilikle uğraşan Kadir Özdere, mesleğe ilk başladığı yıllardan günümüze gelen değişimi anlatıyor. 14 yıldır bu meslekle uğraşıyoruz. Yani babadan kalma bir meslek diyebiliriz. Her erkek çocuğun mutlaka arabaya merakı vardır. Hani önceleri meraktandı. Ondan sonra mecburi kaldık daha doğrusu bu işi yapmaya. Ya baba mesleği olarak. Yani keyifli bir meslekti. Ama tabii mesleğin içine girdikçe, zorluklarını gördükçe çok bir keyfi kalmadı. Şu an sadece ticari olarak gördüğümüz için elimizden geldiği kadar işte biz de ilerletmeye çalışıyoruz. Peki zorluklara değineceğim birazdan ama şunu da sormak isterim. 14 yıl olmuş bu işe başlayalı. Yani 14 yıl önce bu galericilik mesleği nasıldı? Şimdi nasıl bir yere geldi sizin gözünüzde? Yani şöyle söyleyeyim. 14 yıl önce yani sadece bizim iş için söylemeyeyim ben. Genel bu tip işler için söyleyeyim. Tamamen karşılıklı güvendi. Ama sonradan tabii bazı şeyler sektöre farklı kişilerin girmesiyle işte herkes ben de bu işi yaparım demesiyle bu iş biraz daha farklı bir boyut kazanmaya başladı. Yani müşteri kimden araba alınır bunu seçememeye başladı. Ama dediğim gibi daha sonralardan yine müşteri zaten ayırdı iyiyi kötüyü. Bizim işte de aynısı oldu. İyiyi kötüyü ayırdı. İşte buraya yapılan bu site otonomi olarak bura bayağı bir ayırdı iyiyi kötüyü. Yani her sektör olduğu gibi bizim de profesyonelleşmemiz gerekti. İşte biz de elimizden geldiği kadar daha profesyonel çalışmaya, daha her şeyden anlamaya gayret etmeye çalıştık. Sonuçta çoğu araba, daha doğrusu bütün arabalar Avrupa'da üretiliyor bizim sattığımız genelde. Onun için her şeyini öğrenmeniz gerekiyor. Yani siz burada 10 ayrı grupla çalışırken müşteri tek grup arıyor. Ve o arabanın her şeyini çalışarak geliyor size. Yani diyor ki atıyorum şu arabanın şu beygiri daha çok tutuluyor, bu motoru daha fazla tutuluyor. İşte sizin bu tüm grupların hepsini çok iyi bilmeniz, çok iyi analiz etmeniz lazım ki müşteriye bunu anlatabilip bunu satmanız lazım. Çünkü büyük bir pazar. Yani sadece siz yoksunuz. İkinci el araba alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok şeyle karşılaşıyoruz. Maalesef. Aslında haberlerde de görüyoruz. Kilometreye düşürmeler oluyor. Ondan sonra hani çok sıkıntı dolandırıcılar oluyor. Bunlarla ilgili sizden bilgi alacağız ama meslekle ilgili bir de şunu da sormak isterim. 14 yıl önce başladınız bu mesleğe. Yani bu zamana kadar geliş evet her meslekte olduğu gibi bir ilerleme kaydedilebiliyor. Peki çektiğiniz sıkıntılar nasıl sıkıntılar? Yani nasıl sıkıntılarla karşılaştınız? Tabii her mesleğin kendine göre sıkıntısı var. Galericinin nasıl bir sıkıntısı oldu? Yani bizim şehir içindeydik biz önceden. Orada yer problemimiz vardı. İster istemez arabayı kaldırıma bırakıyorduk, yol kenarına bırakıyorduk. Mecburiyetten bunlar tabii kimseyi mağdur etmek için değil. Orada öyle bir sıkıntılarımız oldu. İş anlamında dersek yine biraz önceki gibi herkes bu işi yapmaya başladı. Yani iki arabalık sermayesi olan bile ne yaptı dedi ki ya ben işte bunu satayım. İşte şuradan uygun bulayım, şu kadar kar edeyim diye vergisiz yapanlar zaten bizim şu an en büyük bizi baltalayan. Ama şöyle oldu, biz bunu çok gördük, çok karşılaştık. Ya dedi ki bir araba aldım, işte şu kadar kar etmeyi düşünüyordum. Ama arabada sonra hasar kaydı çıktı. Atıyorum sonra kilometresi düşmüş çıktı. Ya motorunda arıza varmış, ben o an anlayamadım. Bunlarla gelenler oldu bize. İşte ya bu arabayı nasıl yaparız? İşte sizin usta tanıdıklarınız vardır. İşte bana atıyorum 5000 lira dediler bunun masrafını. Biz onlara bile yardımcı olduk yani. Hani şunu da söyledik. Yani bu iş dışarıdan görüldüğü gibi ben bu arabayı aldım. Şu kadar kar bekliyorum. Ben bu arabayı sattım değil.
ilk 1-2 sefer öyle oluyor ama 3'te, 4'te, belki 10'da bütün o zamana kadar kazandığı bütün kazancı, genelde daha fazlası kişinin cebinden çıkmış oluyor. O kadar emeği boşa gitmiş oluyor. Yani çok duyuyoruz. Hani aslında şöyle bir şey var. Bu işteki dolandırıcılar diyeyim, en çok hedef aldığı kitle normal müşteriler değil, galericiler. Çünkü bu işi eski yapanlar genelde hep güvene dayalı ticaret olduğu için, biz genelde hep güvene dayanılır bizde ticaret. Yani çoğu müşterimizin aracını getirdiği zaman söylediği söz, yani boya anlamında, işte arabanın yürüyeni, motor kondisyonu anlamında söylediği söz galeri için kafidir. Biz çok öyle, ya abi sen 3 parça boya var dedin ama biz senin arabanı bir inceleyelim demiyoruz. Biz daha çok güvenle yapıyoruz bu işi. Tabii yine o arabayı bünyemize aldıktan sonra detaylı inceliyoruz. Eksikleri varsa gönderiyoruz. Bunların hepsi tek tek yapılıyor. Zaten galeriden araç alanların en büyük artısı bu. Bize gelen her araç önce sanayiye gider, eksikleri halledilir, lastiğine kadar değişilecekse değişir. Ondan sonra kuaföre gider, araç detaylı temizlik yapılır, ondan sonra showroom'a çekilir. Yani müşteri satışını alır, aracına biner, gider, bu kadar. Ama binciden aldığı zaman bunun sanayisiyle uğraşır, yağ ile uğraşır, bakımıyla uğraşır, temizliğiyle uğraşır. O yüzden bizim artımız var. Kadir Bey'in yeni araç alacaklara önemli uyarıları var. Kadir Bey, ikinci bir araç almak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor alırken? Ya aslında en güzel soru bu. Bunu müşterinin de, yani araç alacak kişinin de bunu kendine sorması lazım. Ben araç alırken neye dikkat edeyim? Şöyle düşünüyor. Hataya dikkat edeyim, boyaya dikkat edeyim, motora dikkat edeyim, işte lastiği iyi olsun, şu olsun. Ya bundan ziyade araç aldığı kişiye dikkat etmeli bence. Araç aldığı yere bakmalı. Yani sonuçta aracı alıp gitmek değil burada. Bir aracı görsel beğenmek değil. Ya da anlık ben kullandım bu arabayı ya da gösterdim. Tamam, bu araba benim için uzun süre binebileceğim, ailemle güzel, güvenli bir seyahat edeceğim bir araç olarak değil de şöyle görmeli. Sonuçta elektronik malzeme bunların %80'i aracın. O an bir şey çıkmayabilir ama bundan 10 gün sonra, 1 ay sonra, 1,5 ay sonra, 2 ay sonra böyle bir problemle karşılaşabilir. Böyle bir problemle karşılaştığı zaman mağduriyetimi nasıl giderebilirim ben? Şahıstan bir araba aldığı zaman mağduriyetini giderme şansı yok. Çünkü noterde imza atıldıktan sonra karşı tarafla işi bitmiş oluyor. Ama bizim gibi, yani bu sektörde profesyonel çalışanlarla bir alışveriş yaptığı zaman, işi ileride bir problem çıktığı zaman geri dönüş yapabiliyor bize. Yani diyor ki, bunu biz sürekli yaşıyoruz. 2 ay sonra, 3 ay sonra, yani araçtan kaynaklı olabiliyor. Yani biz de insanız, bizim de atladığımız şeyler olabiliyor. Yani müşteri diyor ki, ya bunun atıyorum gösterge paneli bozuldu diyor. Biz buna yardımcı oluyoruz. Sonuçta o araba bizim hala garantimizde oluyor. Yani galeri ziyaretleri bu amaçta önemli olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi otopazarları var, internet üzerinden araç alımları var, ikinci el araç alımları. Hani bir de galeri var. Hani hakikaten dediğiniz, insana güvenmek lazım ama daha da önemini açacak olursak neler söylersiniz? Yani şimdi otopazarından bir gidip araç almakta, galeriden bir araç almak arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi dediğim gibi sonrasındaki muhatap önemli. Yani ben aracı aldım, bunda hiç problem çıkmayacak. Tabii bu, biz hani problem çıkan arabalardan bahsediyoruz. Problem çıkmayanlar da var. Hiç problem çıkmayacak olarak düşünmesin. Galeriden aldığı zaman yani şöyle bir şeyler yaşıyoruz. Ben hani aracın problemini değil, şöyle bir şey söyleyeyim. Ceza geliyor. 4 ay önce yenmiş. Radar cezası yenmiş. Katlamış. 600-700 civarında bir meblağa ulaşmış. Bu yeni araç sahibine geliyor. Çünkü sistem o an geçiyor. İşte yeni araç sahibine gönderiyorlar. Araç sahibi galeriden aldığı zaman diyor ki, ya böyle böyle bir ceza geldi. Tarihi bu. Biz o cezayı alıyoruz.
ödemesini yapıyoruz. Ama binicinden aldığı zaman karşısında muhatap bulamıyor. Ve ekstra hiç kendi suçu yokken, yani o memlekete gitmemişken bile o 600 milyon cezayı kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. Ve karşı tarafa da herhangi bir yaptırımı da olma şansı yok. Yani o yüzden galerileri tercih etmeleri kendileri için çok çok daha mantıklı oluyor. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi bizden alınan aracın geri getirdiği zaman, araç bizden alındığı için biz ona zaten farklı bir fiyat politikası uyguluyoruz. Yani normalde piyasası atıyorum 100 lirayken biz onu piyasa değerinde alıyoruz. Diğer aldığı araçta da ona göre bir ikramımız oluyor. Yani müşteri ikinciye geldiği zaman daha karlı oluyor. Zaten şu var, hani bazı internet siteleri var bu işin yapıldığı. Oradan da bakıldığı zaman, yani fiyat filtrele diye bir kısım var. Kendi aracını seçsin, fiyatı filtrelesin. En ucuz 10 arabaya baksın, hepsi galeridir. Neden? Çünkü biz bu işten geçimimizi sağladığımız için bizim zaten fiyatları hep uygun tutmamız gerekiyor. O yüzden biz biniciden çok çok daha uygun tutuyoruz. Yani bu da artı. Ama dediğim gibi şunu yapmasınlar. Bunu da biz çok duyuyoruz. Kaporacılar dediğimiz bir tabir var. Onlar da bile sektör oldu yani. Hatta bizi bile dolandırdılar diyebiliriz. Bir 2500 lira. Bizde bir 10 gün önce böyle bir şey başımıza geldi. Yani biz bile bu işin içinde olduğumuz halde buna kanabiliyorsak vatandaşın kanmama gibi bir şansı yok. Giriyor ilanı, 100 liralık arabayı 80 lira yazıyor, acil yazıyor, işte ev aldım diyor, düğün yapacağım diyor, askere gideceğim diyor. Böyle kandırıyor, diyor ki tamam diyor, hayırlı olsun, siz diyor bir kapora gönderin, arayan çok diyor. Adam diyor ki tabii fiyat ucuz, arayan çoktur, ben hemen bunu kapatayım diyor, atıyorum 5000 lira kapora gönderiyor. Diyor ki geliyorum diyor, bunlar zaten hep şehir dışı oluyor genelde. Geliyorum diyor, ben işte otobüse uçağa biniyorum, bekliyoruz diyor da. Ama gittiği zaman telefon ediyor, yok, böyle bir adres yok. 2 ay sonra o arabayı, yine aynı arabayı ilanda görebiliyor. Diyor ki bak işte ondan sonra bazı internet sayfalarında yazıyor. Diyor ki ya bu araba beni 2 ay önce dolandırmıştı. Ama o onu görüp yayınlayana kadar emin olun o 2-3 kişiyi daha dolandırıyor. Kilometre düşürülmüş bir araç. Muayenede çıktı atıyorum. Siz bir sene sonra muayeneye soktunuz. Dedi ki ya bunun bir sene önce şu kilometreden muayeneye girmiş. Dediği zaman o galeriye geri dönüş yapabiliyor. Diyor ki benim aracımın kilometresi düşmüş. Çünkü biz de atlayabiliyoruz. O an çıkmıyor olabiliyor. Tamam, bakıyoruz sözleşme tarihine. Diyoruz ki evet, muayene bizden önce yapılmış. Yani araç bizden önceki sahibinden kilometresi düşük olarak bizim showroom'umuza gelmiş. Biz o aracı geri alıyoruz. Müşteriye zarar ettirmeden geri alıyoruz. Biz geri dönüş yapabiliyor muyuz aldığımız kişiye? Maalesef yapamıyoruz. Onun zararını biz kendi bünyemizde mecburen karşılamak zorunda kalıyoruz. Sevgili izleyiciler, yan tarafta klasik otomobiller var. Oraya da geçeceğiz Kadir Bey'le, ama öncelikle yanımızda lüks bir araç var. Kadir Bey, şunu da sormak isterim. Motorun performansının iyi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ya aslında şöyle bir şey var. Bilinen en büyük yanlış da bu. Aracın önce motoru biter, önce motoru bitmez. Aslında motor araçtaki en uzun ömürlü parçadır. Bu aracın motoru bakımları zamanında ve profesyonel eller tarafından yapıldıysa, kilometrenin, özellikle benzinli araçlarda kilometrenin hiçbir önemi yok. Ama dediğim gibi bakımı ve bakımı yapan kişinin profesyonelliği. Yani her şeyde olduğu gibi profesyonellik. Yani bu ekspertiz de aslında belli olur ve hani fazla alakası olmayan araçlara alakası olmayan bir kişi motorun iyi olup olmadığı, performansın uzun ömürlü olup olmadığını anlayamaz. Ama bir ustaya getirip göstermesi gerekiyor bence. Tabii. Yani dediğin gibi komp test ya da ustaya götürdüğü zaman, tabii hangi markaysa o markanın ustasına götürdüğü zaman bunun usta en rahat söyleyebilecek, yani size en iyi bilgiyi verebilecek kişi zaten usta. Yani dediğim gibi biz bile atlayabiliyoruz. Bizim bile sonradan yanıldığımız şeyler çıkabiliyor. Biz bile çoğu tereddütte kaldığımız araçları buradan hemen biniyoruz, ustaya götürüyoruz.
Ondan sonra ticareti sonlandırıyoruz. Hadi gelin biraz nostalji rüzgarı estirelim. 7'den 70'e Türk milleti tarafından hayranlık uyandıran klasik arabalarsa vitrinde alıcılarını bekliyor. Önceden de herkesin alım gücü olmadığı için aslında şu an klasik otomobillere 50 yaş üstüne çok büyük bir hayranlığı var. Alım isteği var, kullanayım isteği var. Kullanmasam bile garajımda dursun ya da sadece hava güzel olsun ben pazar günü bu klasiğime bineyim isteği var. Bu da çocukluktan o zamanlar görüp de hani ulaşamadığı, binemediği, çok hoşuna gittiği ya da televizyonda gördüğü araçlara olan hevesinden kaynaklı. O zaman görmüş, binememiş. İşte aslında bizde mesleğe başlatan bu. Dışarıda araçları görüp, ben büyük keyif alırım bu işten, bu iş benim işim, hep arabaların içindesin gibi olmuş. O zamanlar binememiş, binmiş ya da içinde uhde kalmış. O insanlar daha çok klasiğe değer veriyor, önem veriyor. Ama klasik olayı bambaşka bir olay. Yani. Arkamızda iki tane klasik otomobil var. Dilerseniz kısa kısa bilgi alalım sizden bu araçlarla ilgili. Bu aracımız 73 model Mercedes 280 S serisi. Yani zamanının ulaşılmazlarından biri diyebilirim. Şu an bile efsane. Rengiyle, içiyle. Yani showroom'umuzda sergilemekten büyük keyif aldığımız araçlarımızdan biri. Yani klasik otomobil tercih etmeyenler bile gelir meraktan bir bakarlar değil mi buraya? Yani buraya gelen her müşteri inanın önce bunun kapısını açıyor. Bakıyor, hayranlıkla etrafını geziyor. O yüzden herkesin merakı fazlasıyla var. Dediğim gibi çoğu insan da almak istiyor. İkinci bir araç almak istiyor. İkinci bir araç olarak almak istiyor. Bünyesinde tutmak istiyor. Bence de çok da keyif alıyorlar. İnanın yeni arabalardan çok, eskilerden daha çok keyif alıyorlar. Bu meslekte de hemen hemen her meslekte olduğu gibi titiz çalışma, sabır ve müşteri memnuniyeti ön planda. Sevgili izleyiciler, bugün ikinci el bir araç alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve galericilik mesleğine dair merak edilenleri öğrendik. Başka bir programda, başka bir ekmek teknesinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.